İyi akşamlar. İyi akşamlar, yerden Güzel yana. kadın, hoş geldin. Tatlı kadın, hoş bulduk. Ah canım benim, araya gene bir zaman girdi ve yine bir araya geldik. Çok şükür. Çok şükür. Böyle hani her ay buluşsak yeridir diye böyle kendi kendime nasıl da bir şey yapıyorum, alan açıyorum kendime. Oh, iyi yapıyorsun. Hakkımdır. Hakkındır. Evet, arkadaşımı ağırlamak hakkımdır. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, Ebru Demirhan'la çok ilginç bir şekilde tesadüf yok, eş zamanlılıkla tanıştık ve o kadar bir kardeşim hissediyorum, o kadar bir yakınım hissediyorum ki. Hani böyle şeyler vardır ya, geyikler. Yani geyik demeyeyim de hani böyle söylentiler işte, geçmiş yaşamda biz arkadaştık, akrabaydık, annemdi, babamdı, böyle şeyler var ya. Yani sanki öyle gibi çok yakın hissediyorum. Ne güzel, ne mutlu bana. Sen de benim için öylesin. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet sevgili izleyenlerimiz, gerçekten onur duyuyorum şu anda Ebru Demirhan'ı konuk etmekten. Öncelikle o bir anne, harika bir kadın, harika bir eğitmen, harika bir motivasyonel konuşmacı, harika bir yazar, harika 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 danışman. Yani daha birçok vasıfları var ama ben hani en bilinenleri söyledim. Şimdi kendini tanıtmasını isteyeceğim sevgili Ebru Demirhan kimdir? Çok çok naziksin Yelda'cığım. Çok teşekkür ediyorum hepsi Kalp kalbe için. karşı. Evet, sen de benim için harika bir insansın. Sağ ol, var ol. Ebru Demirhan kimdir? Ebru Demirhan memur bir anne babanın diyar diyar dolaşması sırasında birbirini bulup evlenmesiyle Erzurum'da doğmuş, bir sürü şehir gezmiş, sonra Antalya'da lise hayatını tamamlayıp güzel İzmir'e okumaya gitmiş. Evet, 9 Eylül mü, Ege mi? 9 Eylül İktisat 9 Eylül. Fakültesi Çalışma Ekonomisi'nde okurken aynı zamanda Eğitim Fakültesi'nde ilkokul öğretmenliği okuyup hem bir iktisatçı hem de bir ilkokul öğretmeni olarak mezun oldum. Sonra ilkokul öğretmeni olmayı sonradan çok arzuladım. Öğretmen kimliğim o zamanlarda tohumlandı demek ki. Fakat bir atama çıkmadı o sene ve özel bir bankada bir sınava girdim, kazandım ve başladım. 9 Süper. yıl. Böyle 8 yıl, 10 ay, 9 gün gibi bir süre, yaklaşık 9 yıl bankada birçok birimde farklı farklı şehirlerde görev yaptım. O sırada evlendim, oğlum oldu. Oğlumun erken doğumuyla hikaye değişti. Bir takım Hikaye hastalıklar, değil. evet, yeni bir hikaye başladı. Bir takım hastalıklarla karşı karşıya kaldık ve bunları çözmek gerekti. Şifacı olma ruhsal sözüme uymayınca hayat beni o yola götürmenin başka çarelerini buldu. Derken oğlumun iyileşmemesiyle birlikte başka bir çözüm olmalı diye araştırmaya başladım ve bilinçaltı çalışmalarıyla tanıştım. Bir gecede olağanüstü bir mucizeyle oğlumun iyileşmesi başladı. Ve Şükürler olsun. binlerce, binlerce şükür. Hep derim, büyük kedilerin, böyle kaplanların, aslanların yavrularını sırtından tutup taşıması vardır ya, oğlum da beni ensemden tuttu ve taşıdı başka bir yola, başka bir hayata taşıdı. Varlığına şükürler olsun. Görevli çocuklar. Kesinlikle, kesinlikle. Ardından tabii ki hayatınızda bir anomali varsa çevrenize benzeri hikayeler toplanır. Çünkü bir sağlık sorunu varken ona göre polikliniğe gidersin. Parkta birisi yanına gelir, çocuğunun nesi var, benimkinin de bu su var der. Ve benzer benzeri çeker, doğal evrensel yasa. Oğlum iyileşmeye başlayınca etrafımdaki herkes dedi ki ona ne olduysa benim çocuğuma da o olsun. Ben de dedim ki yol belli Ebru, yol belli. Haydi bakalım düşelim bu yola.
Düştük, şükürler olsun. Eğitimini aldım, ofisimi açtım. O gün bugündür 7/24 neredeyse çalışıyorum. Seni tanıdığım gün çok şaşırmıştım. Şöyle bakmıştım. Yani bu bakış sadece bir şaşkınlık bakışıdır. Çünkü anlatıyor karşımda bir hanımefendi, yeni tanışmışım. İşte ben sabah başlıyorum işe, gece yaralarına kadar çalışıyorum. Yüksek lisans yapıyorum, çocuğuma bakıyorum. Anlattıkça anlatıyor, anlattıkça. Ay dedim, bana benziyor ya, bana benziyor, hiç durmuyor. Ama yok, sen beni aşmışsın. Estağfurullah. Çalışmayı çok çok sevdiğinin farkındayım. İşini Evet. çok çok sevdiğini farkındayım. Başarı öyle geliyor değil mi? Yani işini çok sevmekle geliyor. Evet, bir taraftan da tabii ki bir evlat iyileşmesi hikayesiyle başlayınca insan ister istemez bir adanmışlık yaşıyor. Yani biraz galiba bu bilgilere kendimi borçlu hissediyorum ve daha çok uygulamak, daha çok yaymak, daha çok anlatmak gibi bir ihtiyaç içinde oluyor olabilirim ve bunu Olabilir. aşkla yapıyorum. Olabilir. Yani evet. Biliyorsun ben sana yani bu geceki konuyu seçerken aslında ben bu konuyu çok çalışıyorum yıllardan beri. Çünkü niye? Çünkü bende var. Tabii. Yani içimde var, bende var, yaşanmışlıklarımda, tecrübelerimde var, işte seçip gelmişliğim de var, var oğlu var. Yani ataları ve anne babayı, çekirdek ailemizi kabule geçmedikçe, eğer bir problem varsa kabule geçmedikçe ve onları şifalandırmadıkça yollar mümkün değil, açılmıyor, düzen böyle. Onun içindir ki çok istedim bu konunun, hatta tekrar tekrar tekrarlanılabilir bu konu. Çünkü Tabii ki. neden? Ülkemizde sen tabii bin bir seans yapıyorsun, eğitim veriyorsun. Ne, ülkemizde ben de işte yılların hocası olarak çok fazla mozaiğin geniş olması, göçlerin olması, savaşların olması, yani böyle çok renkliliğin olması çekirdek aileyle ve atalarla ilgili bazı deneyimlerin yaşanmasına neden oluyor. Sen anlat. Evet, burası gerçekten derin örüntülü ve çok Evet. boyutlu bir alan. Evet. O kadar çok boyutu var ki belki biraz da kalem kalem ele almak gerekebilir. Göçler, kıtlıklar, Kıtlık. savaşlar, sürgünler, doğal afetler. Bu arada güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Aa, çok teşekkür Evet, ediyorum. Evet, canım biraz korktuk İzmir'ime. yani. Çok Üzüldük. haklısın, çok haklısın. İşte Evet. bunları da, bu korkuları, üzüntüleri de bizden sonrakilere devrediyoruz Evet, aslında. evet. Ve bu korkuların büyük bir kısmını da bizden öncekilerden de alıyoruz bir yer. Evet. Doğanın depremi, seli, kıtlığı, aşırı soğuğu, çok sıcağı, bunlar da yaşam şartlarımızı değiştirdiği için bir ata kaydına dönüşüyor olabilir. Olabilir. Keza ata hikayelerimizin içinde yaşanan bin bir çeşit haksızlık var. Hem atalarımızın uygulattığı hem atalarımıza uygulanan Evet. ve buranın kalemi çok uzun aslında. Yani çocuk gelinler, çocuk damatlar. Of 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 of. Din Evet. değiştirmeler. Bak benim Tabii annemin tabii. tarafında çok fazla var bu yani. Hı. Hem Musevi bir anneanne var, hem Hristiyan bir babaanne var. Müslüman diğer tarafta Müslüman babaanneler, dedeler. Ya ne kadar böyle karma karışık böyle bir böyle Tabii. yani bugünün cinayet denilen yani bugün anlatılsa olsa cinayet olur ama o zaman da hani savaşın getirdiği Haklı. diyorsun. Tabii. Dolayısıyla çok cinayetler, ensest ilişkiler, Çok. evet ve bunun gibi çok evli, çok eşli birçok sistem, bunların hepsi başka problemler getiriyor. En Evet. basiti, en basiti yani çok derin konulara girmeden sadece erkek çocuk beklentisi, kız çocuk beklentisi üzerinde konuşmak bile birçok ata kaydının dönüşmesine sebep oluyor. Çünkü Hı. erkek olmadığı için yani kız olduğu için mal paylaşımından muaf edilmek, anne baba sevgisinden muaf tutulmak, hatta önünden yemeği alınıp
sen yeme el kızısın deyip erkeğin önüne konulmak gibi nice hikayeler var. Kim bilir neler yaşandı. Kim bilir. Burası çoklu bir örüntü ve bu çok örüntünün de çok fazla boyutu var. Fakat bunların hepsini bilemeyiz. Bilmek zorunda da değiliz. İyi ki de bilmiyoruz. Bence büyük bir kısmıyla başa çıkamayız. Ama şöyle yapabiliriz. Şöyle bir geriye dönüp dünyaya baktığımızda. Dünyada ne görüyorsak aslında ailemizin içinde de o var. Dolayısıyla çok büyük farklılıklar aramaya gerek yok. Ve dünya tarihini, insanlığı affetmek ve aynı zamanda atalarımda negatif hikayeler üretenleri affedip af dilemek payımıza düştüğü kadar, atalarıma negatif hikayelerde bulunan herkesi ve her şeyi affedip af dilemek biraz daha toptancı bir çalışma olur. Fakat bugün iş problemi yaşıyor isek, ilişki, evlenme, yuva kurma ya da kurduğumuz yuvayı sürdürme problemleri yaşıyorsak, para problemleri, genetik aktarım ve sağlık problemleri yaşıyor isek, hayata tutunmakta, hayata bağlanmakta zorlanıyorsak, o zaman bir, ata kayıtları, iki, anne rahmi süreci, doğum ve özellikle 0-7 yaş arasında bunların cevaplarını arayalım derim. Dolayısıyla yine bir sürü boyut devreye giriyor. Şöyle kolay ve basit bir çalışma önerebilirim yine de ata konusu için. Arzu edenlerle birlikte yapalım hemen. Hemen. Şahane. İsteyenler gözlerini kapatabilir. Evet, güzel. Ben de. Lütfen. Vücutlarımıza yumuşak ve derin nefesler alalım. Derin derin nefes alalım. Verelim. Harika. Yaratılıştan bugüne. Bugünden yaşamın sonuna kadar. Yaratılıştan bugüne, bugünden yaşamın sonuna kadar, tüm atalarımı kapsayacak şekilde, olanı, olmayanı, olamayanı affediyor, af diliyorum. Söyleneni, söylenmeyeni, söylenemeyeni affediyorum, af diliyorum. Dünya tarihi boyunca insanlığın yaptığını, yapmadığını, yapamadığını affediyor, af diliyorum. İhtiyacım olan her şey ve herkesle kalpten kalbe bağ kuruyorum. Kalp auramı temizliyor, affediyor, af diliyorum. Sevgili atalarım, her ne olduysa, olmadıysa, olamadıysa, bugün hayatta olan bir nesil, bir soy olarak payıma düştüğü kadarıyla affediyor, af diliyorum. Ailemin üzerinde, bundan sonraki nesillerin üzerinde her ne yük varsa dünya ananın kalbine teslim ediyorum. Tüm yüklerin dönüşmesine, hayatımın ve bundan sonraki bütün nesillerimin esenlik içinde olmasına niyeten, tüm atalarımın huzur bulmasına, neşe içinde nesillerini izlemesine niyet ediyorum. Dünya tarihinden payıma düşen,
Tüm hikayelerin içinde şifalı, sevgi dolu, saygın, huzurlu, güveni bilen, ne yaptığını bilen, eliyle, gözüyle, sesiyle, varoluşuyla şifa olan bütün atalarımla bağ kuruyorum. Atalarımın şifalı desteğini, yol açan desteğini sırtımda, kalbimde hissediyorum. Bütün atalarımı önlerinde saygıyla eğilerek onurlandırıyorum. Varlığımı kendi önümde eğilerek onurlandırıyorum. Bugün bu dünyada olma, dünyalı olma, dünyadan olma seçimimi kendime saygı duyarak onurlandırıyorum. Vücudumuza yumuşak nefesler alalım. Hatırlayalım ki dünya tarihinde bizden sonraki bütün nesillerin atasıyız. Bugün olan için, olmayan için, olamayan için kendimi affediyorum. Bugün olan için, olmayan için, olamayan için kendimden af diliyorum. Kalbimde negatif olarak barındırdığım her kim varsa şimdi şu an özgür bırakıyorum. Ve her kimin kalbinde negatif olarak duruyorsam şimdi şu an af dileyerek kendi enerjimi topluyorum. Varlığıma öz saygımla, öz sevgimle hak alanını iade ediyorum. Derin bir nefes aldık. Şimdi şu an burada gözlerimizi açabiliriz. Çok güzel. Harika. Gerçekten şifa o yumuşak pamucak sesinle o kadar iyi geldi ki kalbime geldi. Eminim ekran başında olanlara da öyle olmuştur arkadaşlara. Evet. Kalpler koymuşlar bir sürü. Evet. Memnun evet. oldunuz mu arkadaşlar? Ben çok memnun oldum. Evet, evet diyorlar. Şifa olsun. Şifa olsun. Senin çok güzel bir sürü kitabın var ama bir tanesinde özellikle annenin, babanın işte kaç tane onlarla ilgili şeyimiz varsa, işte deneyimlerimiz varsa hangi kitabında? Yaşamın Gizli Sözleşmesi'nde anne Evet. babadan uzun uzun evet. bahsediyorum. Evet. Evet. Hayatı yeniden başlattı. Daha çok anne rahmi süreçlerimiz var. Evet, evet, evet. Lütfen Ebru'nun kitaplarını okuyun lütfen. Hepsini okuyun. Hepsini sizin için yazdım çünkü ben hepsini biliyorum. Evet, evet. Bu arada hepsi mevcut mu piyasada? Bedenin Şifa Kapıları yeniden basılacak. Kitabımız bitti. Biraz daha affınıza sığınarak meditasyonlar ekleyip genişletmek niyetindeyim. Evet, onun için birazcık zaman ayırmam gerekiyor ama ilk fırsatta Bedenin Şifa Kapıları daha genişletilmiş bir baskı ile gündeme geliyor. Onun dışında bütün kitaplarımı bulabilirsiniz. Harika. Peki sırada kitap var mı? Tabii ki. Tabii ki her zaman. Her zaman var. Oraya var kitap. Bence ben ömür boyu yazacağım. Yani öyle olacağını düşünüyorum. Evet. Bence ben ömür boyu yazacağım. Yazmışsın. Ömür boyu da anlatacağım. Öyle görünüyor. Ve sevgili izleyenlerimiz, her kitap kendi başına bir şifa kaynağı. Şahsen ben itiraf ediyorum. Saklamıyorum, itiraf ediyorum. Ebru'nun kitaplarından nefes eğitimlerimde, workshoplarımda, bireysellerimde faydalanıyorum. Helal ediyor musun? Mis, ne kadar mutlu olurum.
Herkes her yerde kullansın. Çok çok onurlanırım yani. Bu beni çok Evet, mutlu eder. ben de çok onurlanıyorum ve diyorum ki bakın arkadaşlar bu yapacağımız teknik. Şimdi benim çok sevgili kardeşim Ebru Demirhan'a aittir diyorum. Çünkü bütün emekler tamam bazıları işte ortak bilince karışıyor. Bazen ismimizin anılmadığı bilgiler de dolanabilir. Hepsi helali hoş olsun ama eğer siz bir yerde seanslarınızda ya da ne bileyim ben bir evladınıza bile şifa verirken lütfen teşekkür edin. O kişinin eğer öğretisi ise bu çok güzel bir şey. Teşekkür etmek. O kişinin ve sizin hanenize inanın çok güzel puanlar yazılacaktır. Bol bol anlatın, bol bol şifalandırın. Hepimizin Evet. kalbine şifa olsun. Evet. Ebru Hanım'ın bilgisini paylaşmasına hayran. Evet ben de öyle hayranım. Çünkü sevgili arkadaşlar eskiden bilgi tutuluyordu ama şu anda bu devirde bilgi tutulmuyor. Ya en basitinden arama motoru amcamız var ona yazıyoruz bir sürü bilgi akıyor. Ama bilgi şahsen ben kendi adıma söylüyorum ne kadar çok paylaşırsam o kadar bana yeni yeni akıyor bilgiler. Sana da öyledir eminim. Evet, bilgi bir kaynak. Evet. Paylaştıkça çoğalan bir kaynak. Tuttukça çoğalan değil de Evet. serbest bıraktıkça çoğalan bir kaynak. Evet. O Evet. yüzden bol bol paylaşalım. Ne kadar güzel. Onun için ben de hep Harika. anlatacağım, hep yazacağım. Bence sen bir şifacı olarak gelmişsin bu dünyaya. Yani tamam 9 Eylül'de işte iktisatta okumuşsun. Efendime söyleyeyim. İktisat değil mi? Yanlış söylemiyorum. İktisat. İktisat fakültesinde okumuşsun, sonra bankacı olmuşsun, bla bla. Ama sen bir şifacı olmak için doğmuşsun. Zaten öyle bir güzel, pırıl pırıl aydınlık bir evlat yaradan sana armağan etmiş. Çok Böylelikle şükür. o kapılar da açılmış. Her Evet. şey böyle birbirine zincir gibi. Hele şimdi böyle çok güzel. Sevgili arkadaşlar, Ebru'yu bulun İstanbul'da. Onun ofisi var. Tabii bireyseller veriyor, eğitimler veriyor. Birazcık onlara girelim sonra tekrar anneye babaya dönelim. Ne Tabii, yapıyor Ebru tabii. İstanbul'da? Ebru ne yapıyor? Bireysel seanslar yapıyor. Artık maalesef mevcut şartlar altında online çalışıyoruz. Fiziksel Evet. seanslarımız artık çok mümkün değil. Evet. En azından bir süre mümkün değil. Ve Hı. online seanslarla bilinçaltı çalışmaları yapıyoruz. Hemen hemen her seans online'a çevrilebildi. Biz de deneyimledik bu arada kendimizi. Onun dışında kuantum danışmanlık ve şifa uyumlaması eğitimim var. 10 ay süren bir eğitim. İlk 7 ayı bu sene online. O yüzden de yurt dışından da çok katılımı olan bir eğitim oldu. Ne Çok güzel. keyifli oldu. Ne Henüz güzel. başladı. Son 3 oturumunu fiziksel olarak birlikte birleşerek, bir araya gelerek yapacağız. Ümit ediyorum o güne kadar Covid konusunda daha esenlikli günlerimiz olur. Niyetimiz o. Evet, bu da bizim çok belki ağır olabilir ama mutlaka daha iyiye, daha güzele ulaşmamız için dünyanın daha pırıl pırıl şifa dolu bir dünya olabilmesi için bir ne derler? Araç oldu. Evet, bir araç, Tecrübe. bir uyaran Evet. oldu. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Bunun dışında kurumsal eğitimler veriyorum. İşte öğle arası Zoom eğitimleri var. Daha uzun soluklu eğitimler var. Bireysel, kurumsal ve aynı zamanda uygulayıcılık eğitimi üzerinde şu an daha yoğunum. Onun dışında vakit kaldıkça arkadaş sohbetleri. Harika, harika. Ya İstanbul'da olmak istiyorum. Aa, buna niyet ediyorum, bunu seçiyorum. Şöyle bir şey, sevgili izleyenlerim, yani ilerleyen zamanlarda Ebru'nun ofisinde nefes eğitimi vermeyi Evet. seçiyorum. Şahane. Kapımız Evet. açık, kalbimiz açık. Gel artık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bana o kapılarını açan kalbinden, yüreğinden öperim seni. Çok teşekkür ediyorum. Var ol, nur ol. Şimdi sevgili izleyenlerimiz,
programın sonuna doğru sorularınızı alacağım. Siz şimdiden sorularınızı yazmaya başlayın. Biz yine anne babaya dönelim. Dönelim tabii. Benim kabule geçmem çok zor olmuştu. Çünkü yani bakıyorum böyle sağıma soluma, anneleriyle babalarıyla çok süper deneyimler yaşayan insanlar var. Ben de keşke onlardan biri olsaydım. İşte benim suçum neydi? Ben ne yaptım ki böyle oldu diyordum eskiden. Şimdi eminim bunu senden duymak isteyeceklerdir. Yani anne babayı neden şifalandırmalıyız? Ve de devamını getiriyorum. Neden şifalandırmalıyız? Baktık ki iletişim kuramıyoruz. Konuşmamız, görüşmemiz şart mı? Hayır. Önce anne ile babayı neden şifa? Daha doğrusu anne ile baba değil de aradaki annelik ve babalık ilişkisini şifalandırmalıyız. Anne her nasılsa öylece kabul. Baba her nasılsa öylece kabul. Söylendiği kadar basit mi? Hayır. Fakat dağlar kadar büyük mü? Hayır. Kabul etmek özgürlüktür. Dolayısıyla önce kabul edebilmek. Asıl evet. Şifalandırmamız gereken anne ile aramızdaki annelik hiç olabilir, yok olabilir, terk edip bırakıp gitmiş, hiç tanımamış olabiliriz. Hiç problem değil. Baba ile aramızdaki babalık aynı şekilde. Burada asıl hikaye, hayatta 16 konumuz var ki annelikle örülüyor. Hayatta 16 konumuz var ki babalıkla örülüyor ve bunlar birbirini tamamlayan ama birbirinden ayrı konular. Örneğin para konusu anneyle çalışır, iş konusu babayla çalışır. Partner konusu kadınlar için, baba erkekler için anne. Bağımlılıklar babadan çalışır. Hayat akışı ve hak kavramı anneden çalışır gibi. 16-16 32 konu var. Ve hayatta bugün bizim için ne çok önemli desek 5-6 madde sayıyoruz. İş, para, partner, aile içi iletişim, gelecek, kaygılar, endişeler gibi gibi. Yani 5-6 madde bizim hemen hemen birçok insan için öncelikli yerde. Bu 6 maddenin 3'ü anneden geliyor, 3'ü babadan geliyor. 3'ü babadan. Dolayısıyla burayı daha hızlı dönüştürebilmek için ne yaşadıysak yaşayalım, kabul edip bu alanı şifalandırıp ilerlemeye bakalım. Bu yük, eğer bunu başaramıyorsak, bu sırtımızda bir yük ve bunu taşırken bir sürü konuda da zorlanıyor ve ağırlaşıyoruz. Ve ihtiyacımız olan aslında varoluşu hafifletmek, yolumuzu açmak ve ilerlemek. Bunlarla mücadele bile olmayabilir aslında. İnsanları anlamak zorunda değiliz, hikayelerini bilmek zorunda değiliz. Evet. Fakat annem beni terk etti, olabilir deme noktasına geldiğimizde 16 konuyu kurtarıyoruz. Babamı hiç tanımadım bile, olabilir diyebildiğimizde 16 konuyu kurtarıyoruz. Biz bu çalışmayı kendimiz için, hayatımız ve sonraki nesillerimiz için yapıyoruz. Affedelim, özgürleşelim ama affetmeyi kalpten kalbe yapalım, dairesel olsun. Seni affediyorum, senden de af diliyorum. Bu şekilde bir de kabul enerjisi eklediğimizde işte o zaman hikayemiz değişiyor. Evet. Ve anne ile aramızdaki anneliği şifalandırıp, baba ile aramızdaki babalığı şifalandırıp yolumuzun önündeki kapıları açıyoruz, taşları alıyoruz. Bu sebeple bizim ihtiyacımız var. Ayrıca onları kabul edip yaptıklarını anladığımızda da onlar adına taşıdığımız yükleri de iade ediyoruz. Herkes kendi yükünü taşıyor. Bu yüzden bu çalışmayı en çok kendimiz için yapıyoruz ve nesillerimiz için. Kesinlikle. Ben açıkçası tabii ki kendim için ama iki pırlantam için, yani iki güzel kızım için yaptım.
bu çalışmaları. Hala da yapıyorum, hala da yılmıyorum, devam ediyorum. Harikasın. Çünkü anne babaların kaderleri evlatlara geçiyor eğer böyle bu şifalandırmalar olmasa. Doğru. Hatta bu yıl ilk defa hiçbir şey tesadüf değil. Annemin anneannesinin İspanya'dan göçen bir Musevi ailenin kızı olduğunu da öğrendim. Nasıl yani? Hem Hristiyan, hem Musevi, hem Müslüman. Oo dedim, ne kadar rengarenk bir anneden bir aileden geliyorum. Peki Çok buyur kıymetli bir lütfen. şey bu. Bir taraftan yine soruna döneceğim hemen. Anneyle ve babayla iletişim kuramıyorsak ya da onlar bir şekilde bizimle iletişim kurmayı tercih etmiyorsa gayet mümkün. İlişkiyi ve iletişimi kurmak zorunda değiliz. Ne yapacaksak kendi kalbimizde yapıyoruz. Evet. Evet. Çok Dolayısıyla haklısın. Kapılarına gitmek zorunda değiliz, onları çağırmak zorunda değiliz, sarılmak zorunda değiliz, değiliz, değiliz. Her şey kendi Kesinlikle. kalbimizde. Kesinlikle çok doğru Zeynep Hanımcığım. Zenginlik evrensel boyuttayız hepimiz. Peki bir soru gelmiş. O da şöyle diyor soruda. Bir dakika. Evet. Niye dedelerimizin, ninelerimizin problemleriyle biz uğraşalım demişler. Çünkü DNA aktarımımız var ve DNA aktarılırken bizden önceki bütün hikayenin toplamını aktarıyor. Fakat bu soruyu çok uzun anlatacağımız bir kontratlar gününe bırakabiliriz belki. Harika. Aslında biz onların yüklerini almıyoruz. Bizim hayat amacımıza yakın ve kendini gerçekleştirememiş atalarla bağ kuruyoruz. Ruhsal bir bağ bu ve bu bağın içinde biz hayat yolunda kendi hayat amacımızı gerçekleştirdikçe bizden önce benim hayat amacıma yakın bütün atalar da kendini gerçekleştirmiş varsayılıyor ve sonraki nesiller bu yükten arınmış bir şekilde geliyor. Bu yüzden bu bir bayrak yarışı gibi. Onların yüklerini üstlenmek değil, fakat genetiğimizle gelen ve genetiğimize işlenen tüm bu hikayelerin devrini ya da devredilmemesini sağlayabiliyoruz. Bizden öncekiler de aynı göreve sahipti. Dünyanın farkındalık bilinci biraz yavaş çalışıyor. Çok özür diliyorum. İnsanlığın farkındalık bilinci biraz yavaş çalışıyor. Evet. Bu sebeple öncekiler çok farkında değildi. Ama biz Evet. fark ettik. O zaman biz çözeceğiz. Madem böyle öğretiler var, bizim önümüze sunuldu. Tabii ki çözeceğiz. Hele de bunların farkındaysak ve yapmıyorsak tütü bize. Lütfen eğer farkındaysak ve bir sürü insan bunu anlatıyorsa, buna hizmet ediyorsa lütfen artık nasıl diyeyim, ertelemeyelim. Evet. Üzerine toprak örtmeyelim. Evet. Anneyi babayı affetmek haddimiz olmayabilir. Çünkü onlar da ata. Ama onları affedip af dilemek, yani kalpten kalbe dairesel bir bağ kurmak daha keyifli sonuçlar üretir. Pampiyim. Bu arada Burada. Evet, ben buradayım diyor. evet, Bensiz yayın olmaz diyor. Evet, sesi geldi. Bu akşam gelmedi mi kucağına? Bu akşam yok. O canı isterse, bir köpek olmasına rağmen Siyam kedisi gibi. Kendi Evet. isterse geliyor. Canım benim, canım benim. Onun demek soyunda kedilik var. Olabilir. Bu arada yeni bir soru geldi. Kendini huzur, güven, şükür, bolluk içinde hisseden bir kişi hayat amacını tamamlamıştır diyebilir miyiz? Neden olmasın? Bu duyguyu sürdürebiliyorsa ve bu kendiliğinden doğal bir duygu ise önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne mutlu, ne mutlu. Evet, evet, Evet. şahane. Biraz önce bir soru gelmişti. Hani atalar, ama onu bir dakika. Anne babayı söyledik. Atalı. Aslında ikisi de aynı. Yani hani Evet. hem Biz atalar onları için geçerli bu cevap, evet, hem doğru. anne baba için Kesinlikle geçerli. öyle. Kesinlikle öyle. Peki bugün bana bir soru geldi özelime.
özelime de atıyorlar tabii hani seni görünce ve konuyu görünce. Şöyle demişler. Peki bir çocuk anne babasını hiç tanımadıysa ne olacak? Yani hani mesela şeyde çocuk esirgeme kurumunda diyelim. O nasıl şifalanacak? O nasıl şifalanacak? Aslına bakarsan aynı evde yaşamış, iletişim kuramamış, birbirinin varlığından haberdar, birbirini tanıyan fakat şiddet ya da istismar üzerinden ilişkiler kurulmuş, birbirine yokmuş gibi davranmış ya da birbirinden aşırı beklentilerle o ilişkiyi germiş insanlarla anne babasını tanımamış insanlar arasında da çok büyük farklar yok. Çünkü DNA'mız tanıyor, genetiğimiz tanıyor ve onların bütün özelliklerini ortaklaşa üzerimizde taşıyoruz. Bu yüzden de hikayesini biliyorsa kişi kendi hikayesi üzerinden yola çıkıyoruz. Hikayesini bilmiyorsa bilinçaltına soruyoruz. Nice çocuklar var, nice varlıklar var. İşte sepette ya da kundakta bir yere bırakılan. Evet. Bunların onun hayat amacının bir parçası olduğunu da hatırlayalım. Evet. Ve onların ruhlarının bir seçimi olduğunu ve herkesin hikayesinden en çok kendisinin sorumlu olduğu gibi bu tarz hikayelerde de ruhsal sorumlulukları alalım. Ama bu senin yüzünden sen bırakıldın demek değil. Burada çok yanlış anlaşılıyoruz. Bu ruhsal bir ihtiyaç. Dünyada 70 yıllık yaşam ruh için 8.6 saniye. Ve ruh Yaradan'a bir söz verir dünyada gerçekleştirmek üzere. Ona göre kendine bir din, bir aile, bir toprak, bir kültür, bir sürü şey belirler ve Yaradan sisteminin de rızasını alır. Ve bunların içinde ruh daha çok Yaradan'a verdiği sözü ne kadar gerçekleştireceğine bakar. Bu yüzden de sokağa mı bırakıldı, engelli mi oldu, çok mu zengin oldu, çok mu güzel oldu, yeteneklerle mi doğdu, yoksa çok mu sıradan oldu, ruh buna çok fazla bakmıyor. Daha çok Yaradan'a dünyada nokta noktayı halletmeye gidiyorum dediği o söze bakıyor. Bu yüzden de kendi ihtiyaçlarına göre bir dünya hayatı belirleyebiliyor. Dünyadaki acılardan bir haber ve ne olduğunu umursamıyor mu? Hayır. Bunu da çok fazla umursuyor. Fakat burası yine çok boyutlu bir konu. Her olayın arkasında en az 300 hareketli ekran var. Bu bir ata borcu mu? Bu Yaradan'a verdiği sözün ne kadar büyük bir parçası. Bugün kimsesiz büyüyerek ne yapmaya çalışıyor aslında? Neden bunu seçti? Gibi 300 tane aynı anda açık hareketli ekran var her bir olayın arkasında. Bu sebeple biraz daha büyük düşünmekte fayda var. Harika cevap. Bayıldım bu cevaba. Bu arada iki yeni soru geldi. Bir tanesi bakayım. Diyor ki affetmek için önerdiğiniz telkin cümleler var mı anne baba için diyor. Evet, biraz önce bir ata çalışması yaptık. Dilerseniz yayın kaydedilecek. Evet. O kısmı tekrar dinleyebilirsiniz. Güzel bir meditasyon yaptık. Sadece o kısmını telefonunuzda bir ses kaydı yapıp defaten dinleyebilirsiniz. Kesinlikle. Bu arada hazır sırası gelmişken Yelda Çetiner YouTube adresine de yükleyeceğim. Bilmiyorum tabii Ebru yüklüyor mu kendi YouTube adresine ya da sade ne yapıyorsun? Sen yüklüyorsun, sen... biz sana nefer ediyoruz. Tamam. Ben zaten şeyime hem bio'ya hem de hikayeye linkini koyacağım. YouTube kanalının şeyinin adresinin. İkinci soru. Affetmek ve af dilemek veya şemalarımızdaki olumsuzlukları düzeltmek bu günümüze ne kadar, neler değişir, neler mümkün olur? Dün eğitimde konumuz affetmekti. Bu sorunun cevabını bir tam günde anlattım. Fakat şöyle özetleyebilirim. Affetmek
Bir, DNA'mızdan günümüze akan hikayelerdeki akışları kolaylaştırır. İki, başkalarının yüklerini sahiplerine devredip biz artık taşımayacağımız için. Bedensel sağlığımıza, duygusal sağlığımıza ve düşünce sağlığımıza fayda sağlar. Aynı zamanda kalp auramızı temizler ve ailemizin üzerinde, varlığımızın üzerinde sıkışmış bütün enerjileri çözmemize yardımcı olduğu için de dünyaya hatır sayılır bir şifa aktarmış oluruz. Geleceğimiz için her affetmediğimiz insanı üzerimizde taşıdığımız bir patates gibi düşünelim. Ve bu patateslerle yürümek bir zaman sonra hayatı ve bedeni daha çok zorlayabilir. Affetmek bu patatesleri bırakmak, hatta sahiplerinin cebine koymaktır. Sadece bırakmak değil, sahibinin cebine koymaktır. Bununla kendi yaşam yolumuzda neşemizi arttırarak yürümemizi sağlar. Harika, süpersin. Yaşam amacımızı Dan Millman'ın doğum tarihi analiziyle öğreniyoruz. Ebru'cum, yeterli bir yaklaşım mıdır demiş Zeynep Hanım. Neden olmasın? Dan Millman'ın çevirilerinde böyle bir takım tam bilinçaltına uygun olmayan cümleler de var. Eski bir çeviri. Ve bir bilinçaltını tanıyan bir çevirmen değil de hani normal bir çevirmen çevirmiş anladığım kadarıyla. Bazı olumsuz cümleler de var ama problem değil. Siz düzeltebilirsiniz onu. Dan Millman'ı birçok açıdan okuyabilirsiniz. Çok kaliteli, çok özür dilerim demekse. Çok... Ay canım benim. Sinirlendi. Dan Millman çok güzel gören bir ruhtur. İyi bir ruhtur. Onun bütün, astrolog muymuş sormuşlar. Astrolog mu emin değilim. Emin değilim ama çok güzel çalışmaları var. Dan Millman'dan birçok anlamda faydalanabilirsiniz. Ruhsal astroloji de çok yardımcı olur. O kitaba bayılıyorum. Çok yardımcı olur. Oradan da okuyabilirsiniz. O hani şu kalın kitaptan mı bahsediyor? Evet evet. Evet evet. Ruhsal astroloji çok destek olur. Evet. Evet, harika. Peki sana geldiklerinde anne baba şifası, ata şifası için belirli bir hazırlanmış program mı var, yoksa o kişiye göre değişen bir seans sayısı mı? Bazen bir kere görüşüyoruz ve yetiyor. Bazen de 12-13 kere görüşmemiz gerekiyor. Bu tamamen kişiye, hikayesine ve bilinçaltının hızına göre. Kişiye özel bir program olmak zorunda. Çünkü herkesin hikayesi farklı. Senin hikayen bambaşka. Belki kardeşin hikayesi bambaşka. Benim hikayem bambaşka. Kardeşimin hikayesi çok farklı. Bu yüzden de konumuz aynı anne baba bile olsa, hatta ikiz çocukların bakış açılarında bile seansları çok farklı olabiliyor. Bu yüzden de önce ana başlıkları dinliyorum, konumuz ne? Ondan sonra o kişiye özel 70'ten fazla seansımız var. Onlardan hangisi hizmet ediyorsa onu seçiyorum. Evet. Peki senin bu 9 ay mıydı eğitim? 10 ay. 10 ay. 10 aylık eğitimine gelen bir kişi aynı zamanda bu gibi problemleri varsa bunları da o eğitimin içinde hallediyor mu? Kesinlikle. Çünkü bütün tekniklerini öğretiyorum. Bazı teknikleri tek başımıza uygulayamayabiliyoruz. Çok nadiren. Onun için de ekip arkadaşları birbirlerine yardımcı oluyorlar. Fakat hemen hemen tekniklerin tamamını hemen hemen kendi kendilerine uygulayabiliyorlar. Bir seansta bir sorun mu çalışıyorsunuz, yoksa bir seansta birden fazla sorun üzerinde çalışmak mümkün oluyor mu demiş Canan Hanım. Canan Hanım, ben toptancıyım ve danışanlarımı az görmek isterim. Dolayısıyla bir seansın içine ne kadar çok konu sığdırabiliyorsam aslında benim için o kadar önemli. Çünkü zaman kıymetli, para kıymetli, birbirimiz için ayıracağımız o hikayeler kıymetli. Bu yüzden de böyle az seans yapalım, çok iş yapalım ve
herkesi huzurla hayatına uğurlayalım isteriz. Fakat bazen tek bir konu çalışmamız gerekiyor. Bazen birden fazla konu çalışmamız gerekiyor. Ama ben mümkün olduğunca fazla konuyu bir araya toplamayı tercih ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Senede bir kez mi açıyorsun bu eğitimi? Evet, eğitimimiz her sene Eylül'de başlar, Haziran'da biter. Bu sene tabii pandemi sürecinde olduğumuz için ne yapacağımızı biraz gözlemlememiz gerekti. O yüzden Ekim'de başlatabildik. İkinci dersimize dün başladık. Ama 10 ay boyunca ayda 2 gün ders yapıyoruz. Yine herhalde Haziran-Temmuz'da bitireceğiz. Sonra yaz tatili, sonra sonbaharda yine. Tekrar, her sene tekrar. Evet. Peki sonrasında bir sınavı var mı? Yani o 9 Tabii. ayın sonunda bir sınav var mı? Evet, bir sınavımız var. Defter, kitap açık. İstedikleri kadar süre. Evlere tabii ki yani mail atıyorum. Ne kadar isterlerse o kadar süre tanıyorum. Onlar çözüyorlar. Sonra benimle irtibata geçiyorlar. Sonra notlarımızı verip sertifikalarımızı veriyoruz. Ayfer'cim merhaba. Bence şeyden sonra, programdan sonra ben bununla ilgili bir iletişim size ileteyim, sorarsınız Tabii ki diye düşün. ebrudemirhan.com'da çalışmalar linkinin altında da hem fiyat bilgisini hem de tüm programı görebilirsiniz. Tamam, tabii tabii. Ben sanki hani yokmuş gibi geldi bana. Var var. Hem fiyat bilgisi açık hem de bütün program açık. Hepsini görebilirsiniz. Bitirince nasıl bir ünvan oluyor? Kuantum danışmanlık ünvanı. Gel. Hadi bakalım. Gel. Tabii anneyi esir mi aldık biz şimdi? Gelmedi. Gelmedi. Ben buradayım. Yani şey diyor herhalde. Hani bitir, ama kaçtı. Bitir de kucağına çıkayım mı diyor artık. Merhaba arada, diyelim mi? Geçen sefer de saçların yeni kestirmiştin sanırım. Evet. Allah! 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 Güzelim benim, tatlım benim. Gel. Yelda'yı gördün mü tatlım? Canımsın sen benim. Ay. Allah Allah, sevgi gösterisi. Anneyi yalıyoruz. Tabii tabii. Biraz oğlanla kıskan. Arası nasıl? Çok iyi. Benden daha iyi. Sen o varsa benim yüzüme bakmıyor. Değil mi anne? Ay canım benim ya. Güzellik, tatlılık, tatlılık. Çok, pampik. Çok güzel. Pampik. O eğitimlerde de oluyor mu pampik? Yok, mümkün değil. Bize ders yaptırmaz. Bize ders yaptırmaz o. Anneyi paylaşamaz. Evet, anneyi paylaşamaz. Oy güzellik ya. Bugün var mıydı eğitim? Dün vardı, pazar günü var. Bir hafta içi grubumuz, bir de hafta sonu grubumuz öyle var. Mi? Evet, iki grup oldu. Şimdi tabii online çalıştığı için herkes ve çocukların da online dersleri olduğu için ona göre bir pozisyon almamız gerekti. Bir hafta içi grup, bir hafta sonu grubumuz oldu. Öyle çok keyifli gidiyor. Zoom üzerinden yapıyoruz eğitimi. Zoom bana şu, yani bu online eğitimler bana şu konuda çok yaradı yerde. Böyle sorular ya da çok fazla konuşmalar olamadığı için Zoom'da herkesi sessize aldığım için evet. Hiç durmadan anlatıyorum. Hiç susmuyorum. Şahane. Öbür türlü tabii şey oluyor, uzuyor. Evet, biraz bölünüyoruz. Mesela en çok konuşanlardan birisi Petek derslerimizde. Şu an bir kalple dahil oldu konuya. Petek'cim çok teşekkür ederim ilgine, alakana ve kalplerine. Onun dışında işte böyle çok keyifli keyifli eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bir sürü ödev veriyorum tabii. Ödevi oluyor. Tabii ben biraz ödevci öğretmenim. Bir sürü evet. Ödevler veriyorum. En çok da matematiğini anlatmak. Neden affetmeliyiz? Atalar ne demek? Ya o örüntüyü anladıktan sonra tekniği uygulamak çok daha kolay. Bu yüzden en çok işin matematiğindeyim.
Süpersin. Biraz önce bir şey demiştin, onu daha geniş anlatırız diye. Onu bir not almam lazım ben yine. Kontratlar, ruhsal kontratlar. Yine ruhsal kontratlar. yaşamın gizli sözleşmesinde uzun uzun anlattığım Hı ruhsal hı. kontratlar, kitabımızı okuyunuz, sorularınızı hazırlayınız, hepsine cevap veririm. Şahane. Yani Ebru'ya yeter ki soru sorunuz. Onda olmayan bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Yani konuyla alakasız bir şey bile sorduğunuzda eminim onun da cevabı vardır. Ama ne kadar güzel. Bir eğitmenin benim en sevdiğim, yani geçmiş deneyimlerime, öğretmenlerimi düşündüm şimdi. Gerek işte ortaokulda, lisede ya da daha sonrasında. Yani İkizler Burcu, ha babam sorar. Belki biraz bunaltabilir. Yani o soru sormak için yaratılmıştır ikizler. Evet. Ama alamadığı zaman mutsuz olur, kafasına takılır, gece Tabii, uyuyamaz. tabii. İlla ki hocasından onun cevabını alır. O yüzden ben de hep cevap veren hocalardan olmaya çalışıyorum. Umarım öyleyimdir. Ne kadar güzel. Harika. Evet. Kalbin o kadar güzel ki Yelda'cığım. Çok Eminim, teşekkür ederim. eminim çok iyi bir eğitmensin. Ay Senden çok ders teşekkür ederim. almak harika bir durum olsa gerek. Aman çok onara oldum. Harika bir eğitmenden bunları duymak çok memnuniyet verici. Ne kadar güzel. Yani artık bilginin paylaşıldığı bir çağdayız. Tabii. Bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Ama bunu severek, isteyerek, arzu ederek, sadece para odaklı bir eğitmenden değil de tabii ki para kazanıyoruz. Zaten hani Evet, para denen bir hayatlarımız olgu var. bununla dönüyor. Hayatımız onunla dönüyor. O yüzden ama aldığı parayı böyle şahane şekilde yani nasıl diyeyim, aldığı parayı hak edip bunun karşılığında paylaşarak birlik bilincine uygun bir şekilde tüm sorulara cevap vererek yapılan bir eğitim insanın içine sinen bir eğitimdir. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Evet. Yani böyle sanki şu anda sınıftayım ve Ebru anlatıyor. Ben de böyle köşeye geçmişim. Dinliyorum. Aa, onu da Harika. yapalım. Ne Onu da mutlu. yapalım. Aynen. Çok Tabii az ki, tabii vaktimiz ki. kaldı galiba. Evet, sevgili izleyenlerimiz, Ebru'nun hem zaten kendi canlı yayınları var ama ben sözümü aldım. Bir buçuk ay sonra onun yorgun olmadığı bir akşamda yeniden bu Söz. ruhsal kontratları konuşalım derim. Evet. Çok çok memnun olurum. Çünkü bu konular ne kadar çok anlatılırsa bir o kadar da insanlar hani herkes seans alamayabilir, eğitimlere gelemeyebilir ama bak böyle işte olanaklar oluyor. Burada Evet. bile bir şifalanma olduğunu düşünüyorum ben şu anda Muhakkak. bunları dinleyerek. Muhakkak. Bu arada yeni kitabım Hayatı Yeniden Başlat. Evet. Anne Evet. Rahmi Doğum Hikayeleri. Çok haklısın. Herkes seans alamıyor. Hem maddi imkanlar sebebiyle hem de bazen içimiz onlarla karşılaşmayı çok kabul edemeyebiliyor. Kendi kendinize anne rahmi ve doğum süreçlerinizi yönetebileceğiniz 40 ayrı çalışma paylaştım kitabımızda. Bence birçok şeyi kendi kendinize böyle halledebilirsiniz. Ümit ederim hepimiz için her şey yolunda olsun. Eminim, ümit ediyorum. Ben de öyle olacak. 10 aylık eğitim için 20 gün yazıyor. Anlayamadım demiş Ayfer Hanım. Ayda 2 gün, dolayısıyla 10 ay, toplamda 20 gün. Yine sormak istediğiniz olursa Ayfer'cim sorarız. Ebru'ya Her sorarız. zaman. Evet. internet sistemde paylaştığım numara kendi numaram. Bana her Hı. zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi ben tabii sürekli seansta olduğum ve eğitimde olduğum için asistanım Neşe, genel müdürümüz Petek. Kim boşsa telefona bakıyor ya da ben. Dolayısıyla aradığınızda muhakkak birisi size keyifle ve şifa ile cevap verecektir. Harikasın.
Sana önce minnettarlığımı, şükranlarımı ve kocaman sevgilerimi Ben de öyle. sunuyorum. Bu program Yelda Çetiner YouTube adresinde paylaşılacak ve sonra linki bio'ya konulacak ki defalarca seyredebilirsiniz. Ayrıca orada Ebru'yla yaptığım televizyon programları da var. Ebru'yla yaptığım canlı yayınlar da var. Umarım bu pandemi bir an önce sonlanır ve Ebru'yu televizyona yeniden konuk alabilirim. Çünkü onun da keyfi tadı başka oluyor. Evet, güzel Çok güzel teşekkürler. kucaklaşa. Çok teşekkür ediyorum Yelda'cığım, bütün Ne demek? Ne katılımcılarımıza demek? ve bundan Keyifle. sonra izleyen herkese şifa olsun, kalpten kalbe olsun. Kalpten kalbe olsun. Hem sana hem sevgili izleyenlerimize teşekkür ediyorum ve sevgilerimi yolluyorum. Ben İyi geceler diliyorum. evet. Bana yeniden Görüşmek üzere. şarkılar söyleten kadın. Bunu geçen programda da arkadaşımız söylemişti. Ne kadar güzel, güzel anılmaz Evet, canım bir şeyler Göksu'm. bırakabilmek çok güzel. Evet, çok şükür. Görüşmek üzere. İyi Sevgiler. geceler, sevgiler. Sevgiler. Sevgili izleyenlerimiz var olun, sağ olun. Saat 22'de Profesör Doktor İpek Tokem Ergür Hanım'la bugün böyle şey oldu, çakıştı programlar ama çok da güzel oldu. Kendimizi iyi hissetmekle alakalı bir zor günlerde kendini iyi hissetmek diyeceğiz İpek'le. İpek Tokem Ergür benim çok sevgili arkadaşım ve partnerim. Çünkü biz pazar günü sağlık çalışanlarına bir program Zoom üzerinden bir armağan yapacağız, bir program sunacağız. Onun bütün ayrıntılarını da konuşacağız. Saat 22'de görüşmek üzere. Sevgiler, iyi geceler.